bugün Başar Başarır'la stüdyomda son hikayesi Düzen Boz'u konuşacağız efendim. Hikaye kitabı deyince aklımıza değişik değişik hikayelerin biriktiği toplamalar gelir ama bu kitap bambaşka bir kitap. 6 değişik hikaye, birbiriyle bağlantılı hikaye. Başar Bey'le bu ilginç hikaye kitabını ve öyküsünü konuşacağız. Program boyunca başta da söylediğim gibi Başar Bey'le beraberiz. Başar Başarır'la Düzen Boz hikaye kitabını konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hemen her yerden başlayabiliriz aslında. Düzen Boz'dan başlayabiliriz. Bu güzel baskıdan başlayabiliriz. Düzeni bozan bir gene yatay bir arka kapaktan bahsedebiliriz. Ama öncelikli olarak 8 senedir sizden bir şey bekliyorduk ve böyle bir şeyle geldi. Heyecanını anlatır mısınız? 8 senelik çalışmanın ve bu hikaye kitabının heyecanından başlayalım. Gerçekten bir zor bir dönem geçirdim. 8 yıl önce. Bu benim 6. kitabım. Kitabımı 92'de yayınlamışım. 5 tanesi Asperger'de, arka arkaya belli aralıklarla oldu. Ama 2004 yılında sanki hissetmiş gibi biraz da aceleyle bir kitap derledim, toparladım, yayınladık o zaman. Çünkü 2004 yılında ben baba oldum. Güzel. Ve şunu hissetmiştim. Artık hayat 2.0 başlıyor. Artık olduğum gibi bir adam olamayacağım. Ben başka bir şey olacağım. Ve o adamın yaptıklarıyla bu adamın yaptıklarını birbirine karıştırmamak lazım. Her ne kadar böyle bir işgüzarlık insana bir rahatlık veriyorsa da sonra yavaş yavaş galiba o eski adam iyiymiş ya da bu adam eskisi kadar iyi üretemiyormuş, yazamıyormuş vehmine kapılıyorsunuz ve bu ufak ufak şey yapıyor, hani kaşındırıyor diyebilirim ama çok genel anlamda şey yapmadım, telaş etmedim, bekledim sağdan soldan, eşten dosttan, edebiyat çevrelerinden sık sık serzenişler aldım, tembellik ediyorsun, okurlarınızdan da eminim, okurlardan. Bekleyenler bırakma, bırakırsan o da seni bırakır, bak göreceksin. Ama bir kere şöyle bir sorun var, bir yazarak hayatınızı kazanamıyorsanız eğer, ki biz öykücüler yazarak hayatımızı çok kolay kazanamayız. Başka bir işle meşgul olmak zorundaysanız zaten hayat tıngır mıngır bir şekilde akıyor gidiyor. Tevekkül sahibiyseniz, çok da böyle aman olacağım yapacağım edeceğim falan şeyinde değilseniz, hırsında, o zaman sonuçta dek bekleyebilirsiniz. Ve bir gün bir ses geldi, hadi kalk dedi, tamam dedi, hazır dedi, yap dedi, bir şeyler dedi. Ve böyle bir avazda doğan bir kitap oldu aslında. Yani hepsini 2012 yılı içinde yazdım ben. Biraz içeriğinden bahsedelim. Çünkü başta da söylemeye çalıştığım gibi aslında iyi ifade edebildim mi bilmiyorum. Ama öykü kitapları her zaman değişik zamanlarda yazılmış, başka yerlerde geçmiş öykülerin derlendiğini ve o yazarın öykülerini okuruz ve değişik değişik şeyler okuruz. Şimdi siz biraz düzeni bozuyorsunuz. Evet. Buyurun sizden dinleyelim daha doğrusu. Bu soru benim temrinli olduğum bir soru çünkü bu kitap özelinde ve daha önce de birkaç kere bazı yerlerde söylediğim, tekrar ettiğim bir argümanım var. O argüman üzerine bu kitap böyle yazıldı zaten. Şimdi efendim diyorum ki ben öykü denilen şey tekil bir sanat eseri. Öykü kitabı denilen şey ise mekanik bir form. Bu ikisinin birbiriyle doğrudan hiçbir bağlantısı yok. Bir öyküyü okumak ayrı bir şeydir. Bazı öykülerin bir araya toplandığı bir öykü kitabını okumak başka bir şeydir. Şimdi biz en azından ben öyküleri çeşitli aralıklarla, çeşitli vesilelerle, ilham peşinde, koşa koşa bir cazibe içinde yazıyoruz. Sonra biriktiriyoruz bir kenarda. Sonra vakit geliyor, hadi kitap yapalım diyoruz. Ya da birisi dürtüyor bizi, birikti gel kitap yapalım diyor falan. Sonra bu değişik bağlamlarda yapılmış, üretilmiş eserler güzel bir tencereye atılıyor. Kaynatılıyor, karıştırılıyor. Efendim size öykü kitabı çorbası çıkıyor. Şimdi belki çok uzun yıllardır, yüzyıllardır yapıla gelen bir şey ama insanların bunu tüketme şeklinde bir zorlaşma olduğunu hissediyorum ben. Belki de benim yanılgım ama şöyle düşünüyorum. Romanı niye tercih ediyor okur? Şimdi onu söyleyecektim. Bir başlıyorsunuz, işine giriyorsunuz. Kurallar belli, kişiler belli. Evet, bir gelişme var, sürekli bir değişim var ama hiç olmazsa her seferinde kitabı tekrar elinize aldığınızda işte bu yakışıklı çocuk kimdi ya sorusunu tekrar bulmak zorunda değilsiniz. Evet. Veya ben diye anlatılan bu şahıs aslında hangi ben
sorusuyla baş başa değilsiniz. Bu kadın kaç yaşında? Evli mi, bekar mı? Efendime söyleyeyim. Gebe mi, değil mi sorusuyla baş başa değilsiniz. Çünkü roman size belli bir kurguyu düzgün, doğrusal bir yürümeyle, en azından buna benzer bir kurguyla anlatıyor. Siz de onun içinde yaşıyorsunuz, barınıyorsunuz. Bitmesini istiyorsunuz. Bittiği zaman ah, içimden bir şey boşaldı. Şimdi bir şey okuyacak halim yok, çok iyiyim diyorsunuz. Böyle bir etki bırakıyor üzerinizde. Bu çok güzel bir duygu. Yani zaten kitap okumanın özünde okur olarak bu var. Ama hikayede öyle değil. Ben hikayede 5 sayfa gidiyorsun, pat diye bitiyor. Şimdi cennetten çıktık, bir cehenneme düştük. Şimdi başka birileri, ben diye anlatılan adam da var. Adam da değil, kadın bu sefer. Hadi onu bir dakika geri döneyim, ben bunu bir yakalayayım falan. Bu çok antrenman isteyen, çok dikkat isteyen, çok konsantrasyon isteyen bir okumadır. Evet, özel bir okur kitlesine sahip olmalı öykücü, değil mi? Evet, şimdi biz yani okuru kendimiz yapamayacağımıza göre okur neredeyse biraz da orada olmaya ya da ona göre bir şeyler yapabilmeye bakmak lazım. Şuradan lütfen bunu, şunu anlamayın. Okur hesap ederek yazalım demiyorum. Yok. Öyküyü buna göre yazalım demiyorum. Bu ayrı bir şeydir. Ve edebiyat eseri, bütün sanat eserlerinde temel olan değer birimi içtenliktir. İçten geldiği gibi yaratılmış bir sanat eseri kıymetlidir. İçten olmayan şey kendini belli eder zaten. Ne kadar güzel, ne kadar estetik, ne kadar üstün görünürse görünsün. Sadece edebiyat için değil, sanatın bütün dalları için geçerlidir. Kesinlikle. Dolayısıyla içtenliği tabii ki elden bırakmadan veya da vazgeçmeden ama form üzerinde düşünebiliriz diyorum. Bu kitapta o form üzerinde düşünmenin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Yaşayın. Şimdi formu da ayrıca konuşalım istiyorum. 6 hikaye var. 6 hikayede ben, sen, o, biz, siz, onlar olarak da isimlendiriliyor. Biraz bahseder misiniz? Evet. Kurguyu şöyle düşündüm. Bir, okur bu kitabı eline almalı ve bir gecede okuyabilmeli. Ve 6 hikaye birbirine karışmamalı. O yüzden birinci öykünün öznesi ben, ikinci öznenin öyküsü sen, üçüncü öykünün öznesi o. Buraya kadar çok rahat geliyorsunuz. Evet. Burası basit. Sonra bizi yazmak gerekiyor. Bir röportajınızı da izledim. Biz konusunda çok zorlandım. Evet. Biz zor bir şey. Siz daha zor. Onlar iyice zor bir şey. Yani giderek zorlaşan bir... Ama çok iyi formüller bulmuşsunuz. Kul sıkış verince hızır yetişmezmiş. Buluyorsunuz arayınca. Bir bulunmayacak bir şey değil. Yani öyle bir deha değil. Bu bir çok gayret. Zaten yazmak yeniden yazmaktır. Böyle oturup bir seferde yazdım bitti. Öyle bir şey yok. Tabii. Varsa da ben görmedim. Yani o öyle büyük artistler, tanrısal yetenekler olabilir. Ama ben temas etmedim. Benim bildiğim şey şudur abi. Çalışacaksın. Gayret edeceksin. Çok çalışacaksın. Tekrar tekrar yazacaksın. Yazdığında küsmeyeceksin. İşinin başında duracaksın. Ben öyle bir gece yazarım, iki gece yazarım, üç gece sabah olur gene yazarım. Uğraşırım. Bir şey olduğuna kadar. Sonra olduktan sonra da aman artık bulaşmayayım diye bir kenara koyarım. Bir sonrakine geçerim. O durma noktası da çok önemlidir. Çünkü tabii. Bazen hiçbir zaman da duramazsınız. Maalesef öyle bir şey de var. Evet. Ama bu sefer çok disiplinli bir şekilde. Evet, ben şimdi beni yazıyorum, şimdi seni yazıyorum. Böyle başlamışken şunu da düşündüm. Aynen de bu sırayla yazdım. Yani ben, sen, o, bir, siz, onlar sırasıyla yazdım. Bir de böyle bir kurgu bütünlüğü yok içinde. Hepsi başka tipler, başka olaylar, başka olgular anlatıyor. Aynı şahsı tekrar görmüyoruz. Ama hikayelerin sonlarında hepsi bir şekilde bağlanıyorlar birbirlerine. Ve çok inceden, yani böyle ince görerek bağlanıyorlar. Bu da öyle devasa bir bütünlük yaratmaz aslında. Ama bir duygu bütünlüğü, bir duygudaşlık yaratsın. Onların hepsi düzenin nasıl bozulduğunu anlatıyor. Ve bu haliyle çok da uzun değil zaten. 6 öykü kısa kısa bir arada bir gecede okunabilir ve hiçbir öykü billur kristal bir şekilde birbirinden ayırırsınız. Ve hiçbir öykü, hiçbir kahramanı bir diğeriyle karıştırmazsınız. Zaman açısından, olgu, olay, bağlam açısından bunlar birbirinden tamamen farklıdır. Dolayısıyla hem bir aradalar hem apayrılar. Bu şekliyle öykü kitabına bir tamirat denemesi bu. Yani bir tamir, şunun lastiğini bir değiştirelim bakalım, yokuş aşağı bir vurduralım çalışıyor mu diye bir denemedir benim yaptım. İçeriği bitirdikten sonra bu denemeye görsel bir destek olsun diye yayıncım Cem Akaş'la birlikte büyük grafik üstadımız Sayın Bülent Erkmen'in kapısını çaldık. Vaziyeti izah ettik. Meselemiz var dedik. Bülent Hoca meselesi olanları pek sever. Seve seve kabul etti sağ olsun. Aldı bir yaz güreş tuttu Düzenboz'la.
Ve bir çare buldu. Daha doğrusu kendince bir çözüm üretti. Benim yaptığıma bir ek yaptı. Hı hı. Öykülerden öykülere geçerken ikişer sayfa boşluk bıraktı. Evet, o da dikkatimi çekti. Sorularımdan bir tanesidir. Ne yapıyoruz? Not mu alalım istiyoruz ya da nasıl bir bağlantı ya da Bülent Bey'in buradaki fikri neydi? Onu merak ediyorum açıkçası. Onu kendisine sormamız lazım. Benim tamam. Benim bildiğim şu. Öyküden öyküye geçerken bir zihin temizlemesi arası vermeyi deniyor diye anlıyorum ben. Yazar İbrahim Yıldırım kitap çıktıktan sonra bana bir mesaj göndermiş. Şöyle yazıyordu. Başar kitabı okudum, bitirdim. Şu anda da boş sayfaları okuyorum. Onlar da bitince seni arayacağım. Ne kadar güzel aslında. Bu keyifli bir şey. Ben boş sayfaları okuyabilen okurlara bayılırım, evet, diye yanıt yazdım. Özellikle de öyküden öyküye geçerken de o boş sayfaları okumak da keyifli olsa gerek. Bir böyle bir şey gibi, öğünler arasında bir çay içmek gibi diyelim mi? Kafiriz zorba ediyor. Bir ağız içindeki serbest lezzeti toparlayıp yeni bir lezzete hazırlanma öğünü, ara öğün. Ara öğün gibi. Şey, peki kısa bir ara müsaadenizle biz de bir ara öğün verelim efendim. Başar Başarı'yla Düzen Boz hikaye kitabını konuştuk. Artık sonuna geliyoruz. En sonunda Bülent Erkmen'in bu güzel tasarımdan bahsetmiştik ki bu güzel tasarım 1000 adet basıldı. Bildiğim kadarıyla içerisinde de numaraları da var. Biraz bahseder misiniz sebebi ve oluşundan? Şöyle, bir kere bu kapak bu dokuyla çoğaltılamıyor. Bunun fotokopisi çekilemiyor, bilmem taranamıyor. Hı hı. Fotoğrafları kendine yansın. Yani bu haliyle bu nesnenin tadına varmak için elinize almanız gerek. Hı. Bu bir biriciklik ifade ediyor. 1000 tane basıldı. Hepsi de teker teker numaralandı. Numarasız nüsha da yok. Bu haliyle kitap ancak ve ancak elinize aldığınız zaman ona tam anlamıyla ulaştığınızı size söylüyor. Biz de 128 numaralı kopyaya ulaşmışız. Bravo. İyi bir sayı olsa gerek. Peki Başar Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak hem öyküyü konuştuk hem de bize açtığınız kanallar, edebiyattaki denemelerinizle ilgili olarak bu duruşu ve bu bakış açısını çok ilginç bulduğumu ve takip edeceğimi de söylemek istiyorum. Ama bir 8 sene daha bekleyecek miyiz diye son bir soru soracağım. Sanırım öyle olmayacak çünkü musluk açıldı. Ne güzel. Sular akıyor. Ne güzel. Çalışıyorum, gayret ediyorum. Bakalım. Neler var yakında? Buradan sizin de okurlarınıza duyurabileceğimiz yeni çalışmalar var mı? Mart ayında çok şimdiye kadar gelmiş geçmiş yazdığım en uzun öyküyü Kitaplık dergisinde yayınlamayı planlıyorum. Editörle anlaştık. 22 sayfalık bir öykü hiç yayınlamamışlar daha önce. Ama sanırım ikna etti öyküyü okuyunca içerik onları. Dediler ki biz bir tek bu öyküyü yayınlamak istiyoruz. Mart'ta bir öykü yayını var. Ondan sonra da arkasından bir şeyler gelecek. Arkasından da gelecek. Peki çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet efendim, geldik Sanat 2012'nin bugün de sonuna. Yarın yine aynı saatte TRT Okul ekranlarında olacağız. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum.